Sevda'ya ölüm vermiş başarılı iş insanlarına Ankara Bölge Adliye Savcımız Mustafa Şeren Bey. Sizi saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimle. Saygıdeğer Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanımız Sayın Adem Albayrak Bey. Açık oturum. Hakikaten şu anda sıraya alıyorum. Birlikte çok şey başarılacağını sonra belirledik. Şikayet ettiği bir takım alışkanlıklarda uzak durmaya çalıştık. Biz çok uzun bir dönem önce çok ciddi bir çalışma başlattık ve bugün tüm çalışmalarımızı, tüm projelerimizle büyük yetkinlik sahibi bir ekiple göreve hazırız. Finansal durum bir sonuç, sebep değil. Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları, kişisel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz bunun için kurumsallaşmaya ve şeffaflığa, hesap verilebilir olmaya çok önem veriyoruz. Sportif tarafta hem de kurumsal tarafta Galatasaray gibi büyük bir kurum stratejisiz yönetilemez. Galatasaray bugüne kadar maalesef böyle büyük bir kurum stratejiden yoksun yönetildi. Bizler kulübün stratejileri doğrultusunda ve sürekli kişilerin değiştiremediği uygulamalarla, yani kulübün kurumsal uygulamalarıyla Galatasaray'a aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz. Ayrıca spor şubelerinde de kişilerin arzularına göre değişmeyen uzun vadeli sportif hedefler ve stratejiler kurduk. Bunları uygulayarak da Galatasaray'ın sportif olarak her mücadele ettiği dalda en üst seviyede olması lazım. Ya Galatasaray'ın yarışmacı bir takım kurmama gibi bir konusu da dahi konuşulamaz. Galatasaray her mücadele ettiği alanda en üst seviyeyi hedefler. Sadece bununla yetinmez. Avrupa'nın üst seviyelerini hedefler. Biz bu dönemi ileride Avrupa başarısıyla taşlanacak. Aynen 96-2000 dönemindeki yapılanma gibi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Onun için çok kıymetli genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların birleştiği sistem, aynı sistemde uzun süre mücadele eden ve disiplinli çalışan bir takım kurmayı arzu ediyoruz. Burada bizim ekibimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Bunun dışında da tabii göreve geldiğimiz takdirde teknik ekibimizin de görüşlerini alarak en doğru Galatasaray'ın kararlarını vereceğiz. İstihdam sağlamanın gururunu yaşıyor. Seçimden önce görüşmeyeceğiz. Çünkü etik olarak şu an bir seçim dönemindeyiz. Uygun olmaz ama seçimden sonra göreve geldiğimiz takdirde zaten teknik direktör tercihimizi açıkça belirttik kamuoyunda. Hemen ilk işimiz birlikte bir araya gelmek olacak. Amatör şubeleri, amatör deyince sanki ikinci bir önem arz ediyor, sınıfına koymuş gibi oluyor. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Amatör şubelerimiz bizim birçoğunu o spor dallarında Türkiye'ye ilk getiren kulüp Galatasaray. Dolayısıyla o kültürün Türkiye'de gelişmesini, o kültürün Galatasaray içinde gelişmesini ve Galatasaray'ın o kültürle beslenerek bugünlere gelmesini sağlamış şubelerimizdir bunlar. Bütün amatör addedilen şubelerimizin stratejilerini birer birer çalıştık. Hepsini hak ettiği şekilde yöneterek hem Galatasaray'a genç o dallarda yeni sporcular Türkiye'de kazandırmak, hem de olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Galatasaraylı birçok sporcuyu bulundurmak istiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat, ruh mesafesi yakın. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler, hür irademiz doğrultusunda seçimde oylarımızı kullanacağız. İşte bu doğrultuda da dernek olarak bütün adaylarımızı Ankara'da misafir etmek suretiyle kendilerinin projelerini, fikirlerini istişare ediyoruz. Bu doğrultuda bütün üye arkadaşlarımızın kafaları berrak bir şekilde diledikleri adaylara oy kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şeffaf bir biçimde.